geçtiğimiz yıl başıboş köpek saldırıları sonucu 54 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 400 binden fazla. Uzuvlarını kaybetmiş, bugün vücudunda dikiş ve diş izleriyle hayatına devam eden insanlar bunlar. Maalesef vaka sayılarının yıldan yıla artışı, başıboş köpek sayısının artışına paralel olarak kaçınılmaz. Türkiye'de kaç sokak köpeği olduğuna dair birden fazla veri var. Ancak Nisan 2022'de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin Türkiye genelinde 10 milyon civarında başıboş köpek var açıklaması hala akıllarda. Bu, her 8 insana bir başıboş köpek düşüyor demek. Yani ailecek gittiğiniz piknikte saldırıya uğramanız muhtemel. Nitekim yine 2021 Sağlık Bakanlığı verilerine göre her gün sabahtan akşama kadar 800 kişi bir köpek tarafından ısırılıyor. Evet, her gün 800 kişi. Düşünün ki bu 800 kişiye kuduzdan şüpheli olarak 3 ya da 4 doz kuduz aşısı uygulanacak. Ufak bir hesap yapalım. Yılda yaklaşık 300 bin kişi çarpı 4'er doz kuduz aşısı hesaplandığında yılda 1.2 milyon doza denk geliyor. Zira bakanlığın 2022'deki kuduz aşısı alım ihaleleri de bunu doğruluyor. Verilere göre bir yıldan kısa sürede 4 milyondan fazla kuduz aşısı satın alınmış, bu da 872 milyon TL'ye tekabül ediyor. Kuduz, köpek denilince akla gelen ilk hastalık. Ancak başıboş köpeklerin dışkılarındaki parazitlerin neden olduğu kis hidatik hastalığı da yayılıyor. Vaka sayısı 2005'te 175 iken 2019'da 1867'ye yükselmiş, bu nüfusu oranla 14 yılda 8.8 kat arttığını gösteriyor. Pimi çekilmiş bombadan farksız başıboş köpeklerin neden büyük bir sorun olduğuyla veriler ışığında yüzleştik. Peki gelelim can alıcı noktaya. Nasıl çözülecek? 2004 öncesi hayvanları koruma kanununun yokluğunda çözüm yöntemi köpeklerin itlafı yönündeydi. Bu noktada yürürlüğe giren kanunun Türkiye'ye kazanımları yadsınamaz. Gel gelelim ki uzmanlara göre aynı kanunun 6. maddesi bugünkü kaosun temel kaynağı. Yani kısırlaştır, aşılat, rehabilite et, geri bırak yaklaşımı. İyi niyetle uygulansa da sorunun çığ gibi büyümesine engel olamıyor. Köpeklerde kısırlaştırmayla saldırı davranışının önüne geçilemediği bulgularla sabit. Bu yüzden uzmanlara göre pahalı bir oyalama metodundan farksız. Buna rağmen belediyeler yönetmeliğe uygun yaklaşımla köpekleri rehabilite edip geri salmak durumundalar. Tabii sahiplendirme makul bir seçenek. Ancak sonsuza dek barınakta tutulması da bugünkü şartlar altında mümkün değil. Fakat kanunun çizdiği sınırlarda kalmayıp kendi çözümünü kendi üreten belediyeler de var. Mesela Beykoz ve Konya Büyükşehir. Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 11 dönüm arazi üzerine kurulu, içerisinde büyük bir hayvan hastanesi ve hayvan yaşam alanı var. Tedavi edilip kısırlaştırılan hayvanlardan sahiplendirilenler olduğu gibi sokaklara geri bırakılan ya da bu yaşam alanlarına salınanlar var. Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz'da yaklaşık 30 bin sahipsiz köpek olduğunu öngördüklerini ve kayıtsız kalınamayacak boyuttaki bu soruna ciddi bir kaynak ayrıldığını belirtiyor. Tabi kaynak noktasında yeni ve akılcı projeler geliştirilmiş. Mesela hayvan defin alanı projesi. Evcil hayvanları vefat eden ve onları defnetmek isteyen vatandaşlara ücreti mukabilinde hayvan defin alanı açılıyor ve buradan gelen gelir de merkezin kaynağına aktarılıyor. Peki böyle bir merkezin varlığı ilçede neler değiştirmiş olabilir? Öncelikle tehdit oluşturan sahipsiz hayvanların sayısının belli ölçüde azaldığı biliniyor. Zira barınan çözüm merkezi 2022'de 8244 çağrı alırken 2023'te çağrı sayıları azalmış. Bu çağrılar sokağımda tehlikeli bir başıboş köpek var ya da evimin önünde yaralı bir hayvan var ihbarları aslında. Bir diğer veri ise sokaklardan toplanan ölü hayvanlarla ilgili. Çağrılara cevap veren merkez 2022'de sokaklardan 2500'e yakın ölü hayvan kaldırmış, 2023'te ise bu rakam 1196'ya gerilemiş. Nitekim bu ölümlerin araba çarpması ve salgınlardan ziyade köpeklerin saldırganlığıyla birbirini ya da kedileri öldürmesinden kaynaklanıyor. Anlaşılan o ki devlet projelerine model olan bu tesis sayesinde Beykoz sokaklarında tehdit oluşturan sahipsiz hayvanların sayısı belli ölçüde azaltıldı. Benzer modern tekniklerle inşa edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi ise 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu ve 4500 hayvan kapasitesine sahip. İçerisinde büyük bir hayvan hastanesi ve barınak yer alıyor. Ayrıca Konya, Türkiye'nin en çok hayvan sahiplendiren belediyesi. Tabii bunun arka planında hummalı bir çalışma olan gönüllü hayvan dostları ve E-Pati projesi var. Belediye rehabilite edilen köpekleri Konya ili kırsalından gönüllülere sahiplendiriyor. Ancak sahiplendirmekle de kalmıyor, E-Pati uygulamasıyla hayvanlar için aylık ödeme yapılırken merkezden ekipler hayvanların aşılarını, sağlık durumlarını, yaşam koşullarını sürekli olarak takip ediyor. Aslında hayvan sahiplenmenin maddi manevi sorumluluk yükü azaltılarak vatandaşlar teşvik ediliyor. Gelelim Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'a. Sokaklarında yüz binlerce başıboş köpeğin dolaştığı bu şehrin barınaklarının hayvan kapasitesi yalnızca 17 bin.
Bilgi 2022 verilerine dayansa da bir artış yok. Kentin başıboş köpek sorununu çözmek için 39 ilçenin tamamında seferberlik olmalı, ancak çoğu ilçede barınak yok. Sınırlarında barınak bulunan ilçe belediyeleri her yıl ortalama 4 milyondan fazla bütçe ayırmak durumunda. 2022'de barınaklara en çok bütçe ayıran ilçe olarak yaklaşık 9 milyon lirayla Kadıköy başı çekiyordu. Sırasıyla Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Bağcılar, Avcılar ve Pendik onu takip etti. İBB'ye ait güncel barınak sayısı ise 4'ü geçici olmak üzere yalnızca 7. İBB adayı Murat Kurumsa, Güvenli Sokaklar Kurumu sözüyle sorunu çözüme kavuşturma teminatı veriyor. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Özellikle iki büyük hayvan yaşam alanı, şimdiye değin ormanlık alanlara bırakılıp hızla şehir merkezlerine geri dönen bu mobil canlılara sınırlar çizebilecek. Tabii bu iki alanın İBB bütçesiyle finanse edilecek olması da ilçe belediyesi barınaklarının yükünü azaltıp işlevini artırabilir. Ayrıca Konya Belediyesi'nden örnek alınan Gönüllü Hayvan Dostları projesinin İstanbul'da da uygulanmasıyla hayvan sahiplenmeye özendirecek ve teşvik edecek bir adım atılacak.